Merhaba arkadaşlar, Aziz Elektro Teknoloji Merkezi'ne hoş geldiniz. Bir kez daha karşı karşıyayız sizlerle. Bugün tanıtımını yapacağımız elektrörümüzün modeli Geofinder AZ Plus modeli. Geofinder AZ Plus, malum iki tane serisi var. Bir AZ olarak var, bir de Plus. Plus serisinde iki tane başlık vardır. Aynı zamanda iki sistem bir arada olan, dünyada üretilmiş olan nadir cihazlardan biridir. Ekranı tamamen renkli, 2D canlı grafik özelliği var. Birazdan onu şu görmüş olduğunuz standta, kamerayla şöyle bir uzaklaştıralım isterseniz, standta uygulama ve testlerini yapacağız. Burada görmüş olduğunuz diğer markalarımız da var. Birazdan onlara geleceğiz. Markamızın belgelerini, şirketimizin tanıtımlarını da beraber gireceğiz. Masamızın üzerinde duran markamız Geofinder AZ Plus. Bu cihazın kendi emsallerine göre birkaç tane çok net ve farklı özellikleri var. Öncelikle bir kere ağırlığı arkadaşlar 1 kilo 850 gramdır. Bakın 1 kilo 850 gram. Bu dünyada çok nadir olan bu derin arama cihazlarının içinde tek de diyebiliriz belki de. Ve iki başlıktan oluşur. Beyaz ya da siyah başlık da olabilir bazen. 26-32'lik fabrika çıkış başlığı. Bununla küçük parçaları kayada, duvarda arama yapabilirsiniz. 1-1,5 metreye kadar büyük parçaları bulabilir. Şu anda takılı olan da 40 santimlik derin arama başlığı mevcuttur. İki başlıkla satılıyor bu cihazımız. Bu başlığımızda da 2-2,5 metreye kadar kesin ve net büyük gömüleri kaya ve toprak içinde bulabilme imkanına sahipsiniz. Çok daha büyükse, hani bizim sektörde şöyle bir durum vardır. Bir kazan para varsa cihaz o zaman 3 veya 4 metreden de bulabilme özellikleri mevcuttur. Cihazımızın içindeki özellikleri tanıtacağız. Şuradan hemen arka tarafında bir açma butonumuz var. Buradan açtığımızda cihazımız ilk başta aynen bu şekilde olacaktır. 7-8 saniye sonra direkt olarak arama moduna geçecektir arkadaşlar. Bakın bütün metaller bölümü ilk arama bölümüdür. Bütün metaller ne demek? Hiçbir şekilde ayrım yok. Metal tespiti yapıyorsunuz. Altın, gümüş, demir ya da boşlukları buluyorsunuz. Bakın burada bir bar grafiğimiz söz konusu olacak sağ tarafta. Ve burası metallerle ilgili. Bu sol taraf ise boşluk ve mineral yapılarla ilgili. Ortada bir grafik özelliğimiz var. Bir de ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Son derece aynı telefonlarınızda olduğu gibi, Android sistemlerde olduğu gibi son teknolojiyle yapılmıştır. Zaten içeriğini birazdan göreceksiniz. Ve iki teknoloji bir arada, iki sistem bir arada burada. Fast bölümü var. Bunların ayrıntılarına geleceğiz. Gördüğünüz gibi sayı değerleri var. 10 ile 30 arası değersiz. 40 ile 60 arası altın. 70 ile 90 arası değerli olan gümüş, bronz gibi metalleri görecek. İsterseniz önce buradan başlayalım bir. Buraya çok kısa bir tanıtalım. Bakın burada şu küçük yüzük üzerinden önce bir uygulama yapalım. Bakın duvar arkasında, mermer blokların arkasında gösteriyoruz size. Altında bu sayı değerinde işlem yapacağım. Gümüş ise bakın bu sesle, lütfen sayı ve seslere dikkat edin. Demir türü metallerde ise bakın bu sesle bu şekilde. Şimdi burası cihazın farklı bir sistem bölümü arkadaşlar. Birçok belki alacağınız cihazlar tek sistem üzerinedir. Ama bu ekstra bölümdür ve arzu eder isterseniz de bu değersizi de kapatabiliyorsunuz. Bunu biz tek para aramalarında ya da ikinci bir test uygulaması için cihazın içerisine koyulmuştur. Özellikle bu tasarımları bizzat yapılmasındaki amaç sizlere daha sağlıklı iki cihazla arazide kontrol ederek arama yapmanızı sağlamak. Buradan çıkıyoruz şimdi fast bölümünden. Bütün metaller, yani canlı 2D grafik ekranına geldik. Hemen aynı uygulamaları burada yapalım. Önce küçük parçalarda gösterelim. İstersen önce bir ekranı çekin. Bakın aynen böyle tespitler yapacaksınız. Bu tabi tespit demir türünde de aynı olacak. Altın, gümüş bunlar da aynı olacak. Ve parça büyüdüğü zaman, şimdi onları da göstereceğiz. Ayrım moduna geçelim. Şimdi metal bulduğumuz zaman nasıl yapıyoruz? Cihazımızı bir 40 santim kadar kenara çekip bakın burada dix bölümü var. Artı bölümünden bastığınızda bakın bütün metallerden
grafik ayrıma geçecek. Şu anda ayrı modundayız. Bir de enter yaparsak çok daha güzel olacaktır. Sinyal aldığımız yerin üzerine örneğin geçiyoruz. Bakın şu anda küçük bir yüzük üzerinde uygulama yapacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ekranı gösteriyorsunuz değil mi? Gümüş örneğin. Bakın. Bu ses tonunda sesler ve renkler ayrı olacak. Biraz büyüdüğü zaman örneğin bir bilezik üzerinde uygulama yapalım. Bakın. Şu anda daha arka taraftan bir uygulama yapıyoruz. Hemencik diğer kısımlardan birkaç tanesini daha geçelim. Örneğin şu grant kısmı arazide bir uygulama yapacağız. Arazide test edeceğiz onu. Bakın otomatik ayar bölümü ve manuel ayar bölümü arkadaşlar. Cihazın iki tane ayar yaparken bölümü vardır. İsterseniz size tarif ediyor. Örneğin otomatik aramada bakın havadaki değer. Yani 30 santim yerden paralel kaldırıyorsunuz. Onların da zaten videolarını beraber hepsini izleyeceksiniz. Hemen aşağıya doğru indirdiğinizde bakın yerdeki değer bir daha kaldırır. Zemin ayarlandığı zaman da bu şekilde devam edecektir. Sonra enter'a tekrar basıp devam ediyorsunuz. Buradan işleminiz bittiği zaman yani ayrı modu özelliği bittiğinde tekrar bütün metallere dönüp devam ediyorsunuz. Şuradan şu kısımdan menü kısmını hemen basalım. Cihazın biraz içini tanıyalım. Cihaz ayarları. Bakın şu ilk bölümüne girdiğinizde enter'la cihaz ayarları vardır. Değersiz açık kapalı, derinlik tespiti, boşluk test, dil ve fabrika ayarları. Buradan çıkalım isterseniz. Hemen yan taraftan bakın bu eksi artıları da menüde takip ediyorsunuz telefonlarda olduğu gibi. Bakın zemin ayarı, hassasiyet ayarı, ses ayarı, ışık ayarı. Örneğin arazide sesin duyulmasını istemiyorsunuz ya da ekranın gözükmesini istemiyorsunuz. Biraz gizli bir iş yapıyorsunuz örneğin. Hemen buradan enter'la içine girdiğinizde bakın istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde zaten çok da videomuzu doldurmayalım. Hemen sesle de yapabiliyorsunuz zaten burada. Bakın gördüğünüz gibi sesi de kısabiliyorsunuz. Yani son derece mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Cep telefonları gibi renkli ekran üzerinde kurulu ve kullanımı son derece pratik bir cihazdır. Buradan çıkalım. Burada şimdi bu sağ barları tanıttık. Bir de sol taraftakiler var. Ne demiştik sol taraftakilere? Boşluk ya da madenli mineralli yapılar arkadaşlar. Şimdi madenli yapılarda ya da boşlukların üzerine geldiğinde cihazımız burada bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Aynen bu şekilde yapacak. Bu işlemi yaptıktan sonra işlem biter zaten. Bu işlemi yaptıktan sonra hemen buradan menü bölümüne girip bakın cihaz ayarları vardı ya az önce. Hemen oradan enter'lıyorsunuz. İşte buradan boşluk testine girip boşluk testi yapıyorsunuz. Bu konuyla ilgili şimdi video çok uzun olmasın. Müşteri temsilcilerini arıyorsunuz. Onlardan ayrıntılı bilgi alıp arazide uygulama yaparken de kendiniz beraber yapabilirsiniz. Cihazla ilgili detaylı bilgileri arkadaşlar özellikle sosyal medya ağlarında YouTube kanallarımızda bütün videoları toprak ayarını, zemin ayarını bulabilirsiniz. azizdedektör.com, dedektörvideoları.com sitelerinden ya da logolarımızın olduğu yaklaşık 40'a yakın sitemiz vardı. Bu sitelerde bu cihazla ilgili Geofinder AZ Plus ya da diğer dedektör markaları videolarıyla ilgili bütün testleri görebilirsiniz. Müşteri temsilcisi arkadaşlardan uzman olan kendi alanında satış temsilcisi arkadaşlar var. Bunlar size cihazı aldığınız zaman ayrıntılı bir şekilde yardımcı olacaklardır. Buradan kapatalım şimdi burayı. Evet. Cihazımızın açma kapama tuşu zaten arka tarafta. 3 parçadan oluşuyor kendisi. Bunları da artık dedektör tanıyan herkes biliyor. Düdüğün bataryanın bulunduğu alan burasıdır. 3 parçadan oluşuyor. Kesinlikle hiçbir şekilde civatası, contası, kutusu hiç kimseye benzemez. Ve cihazlarımız tamamen %100 olarak kendi Ar-Ge'mizde ve Türkiye'de yapılır arkadaşlar. Şimdi bir kamerayı çevirelim şöyle diğer tarafa. Özellikle çantayı da gösterelim. Şimdi Geofinder AZ Plus'ı nasıl alacaktınız? İki tane başlığı var demiştik. Şöyle dönelim. Bir tanesi 26-32'lik fabrika çıkış başlığı. Diğeri derin arama başlığı parçası. Yani örneğin siz ofise geldiğiniz zaman zaten bu modeli görüyorsunuz. Bununla beraber diğer markaları da inceleme imkanına sahipsiniz. Bizde hiçbir firmanın ürüne kötüleme olmaz.
Hepsini gelir burada uygulama test ederseniz, gönlünüz hangisini istiyorsa, hangisini sevmiş, ısınmışsanız, bütçenize uygunsa onu alırsınız. İki başlık dedik. Bu başlıklarımızı, bakın size posta ödemeli bu cihaz gelirken, bu çantanın içinde gelecek. Şu görmüş olduğunuz bu başlık bazen siyah da olabilir. İki başlık. Define işaretler kitabı. Kulaklık ve şarj aleti. Şarj pili değildir. Lityum bataryada çok uzun süre gider. Burada söyleyeyim size. Rahat kullanım imkanı bataryadır. Kılavuzlardan arabayla ilgili resmi olarak bir fatura, CD ve kullanım kitapçı. Ve aynı zamanda bir de cihazınızın 2 yıl boyunca ücretsiz, 5 yıl boyunca da parça garantisi olan garanti belgesi. Bu şekilde posta ödemeli. Adresinize geldiği zaman adresinizde arzu ederseniz cihazı açar. Arzu ettiğiniz cihazı bakıp gördükten sonra geri kalan rakamını ödersiniz. Belgelerde bir gösterelim isterseniz. Kamerayı şöyle getirin. Burada firmalarımızın logoları, isimleri tescillidir. Ve aynı zamanda da alan tanımalarımızın ve Geofinder dedektörün bakın 13.05.2016 tarihli tescillenmiş olan üründür. Kendim yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yani defineyle uğraşıyorum. Definecilikle uğraşıyorum. Bununla beraber arkeolojide, arkeolo eserleriyle ilgili ciddi bir şekilde çok şükür bilgim var. Bunu tabii insanlara öyle ben şunu yaptım, bunu yaptım değil. Yapan adam zaten söylemez. Ama birkaç yıldır malum bir şeyler bulunduğu zaman biraz sıkıntı olabiliyor bununla ilgili. Ve koleksiyonel belgesi müracaat etmiştik. Çok şükür Kültür Bakanlığımız Hisarüstü Müzeler Müdürlüğü aracılığıyla bu belgemizi aldık. Bu belge nedir arkadaşlar? Bir izah edeyim size inşallah. Bu belgenin amacı şu. Yani herhangi bir para. Roma dönemi, Bizans dönemi. Ben artık Allah'ın izniyle kendi koleksiyonumu oluşturabiliyorum şu anda. Ve o malzemeleri alabiliyorum. Zaten bunlarla ilgili çok ciddi de bir deneyimim, tecrübem var. Eserleri tanımayla ilgili. Bununla ilgili de Allah'ın izniyle 2019 veya 2020'ye kalmadan, yani önümüzdeki sene itibariyle, şu an itibariyle başlanmıştır. Kendime ait büyük bir alanda bir müze olarak bir yer ayarlayacağım. Ve burada aldığım eserleri tamamını koyacağım. Allah'ın izniyle sizler de geldiğiniz zaman burada canlı canlı kendiniz bunları görme imkanına sahip olacaksınız. Şimdi cihazlarla ilgili şunu söyleyeyim. Arazideki isterseniz bir önce aslında kayadaki uygulamaları da bir görün. Ondan sonrasında zaten tekrar buraya dönüp tamamlayalım. Evet. Şu anda 2010 yılında yaptığımız arazide bu kez Geofinder AZ Plus dedektörümüzün testini yapacağız. Geofinder AZ iki başlıkla verilen bir modelimiz. İki de heyecanlı grafik özelliği de var. Ömer Bey solum. Tuttuğumuz parça nebatı şu anda 45-50 cm civarında. Yaklaşık mesafe 2,5 metre. Şu anda bütün metallerdeyiz. Bir enter'layalım. Gördüğünüz gibi hemen kenara çekiyorum. Şu Dix bölümünden ayrım moduna aldım. Bakın grafik ayrımı diyor. Enter tuşuna bastım. Tekrar bakalım. Şu anda değerli olarak bunun da algılamasını yapabiliyoruz. Tabi zaman zaman bu bölümlerde atlamalar yapabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ofiste diğer ayrıntılarımıza devam edelim. Evet, arazideki uygulamaları gördünüz arkadaşlar. Cihazın kullanımı, dışarıdaki standtaki deneme testlerimizi burada da gördük. Geldiğiniz zaman bu uygulamaları alacaksınız. Bunların CD'si zaten adresinize sizin gelecek. Bunun dışında dediğim gibi ayrıntılı bilgi almak isterseniz müşteri temsilcilerinden telefonla her türlü ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.